Şimdi de Milli Eğitim eşitlikle alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kız erkeği eşitlemeye çalışıyor bilmem bir şeyler. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya sıkılmadın mı ya? Ya ahlakı bozulmamış insan kalmadı ya. Gençler aldı başını gidiyor ya. Hala bezmedin mi bu işten? Sıkılmadın mı ya? Artık vakit gelsin. Ar, namus, iffet, vakar artık şu duma, yani asaletli kelimelerin üzerine duralım biz. Ar sahibi, vakar sahibi. Bekar olan kız kendini evleneceği kişiye saklasın. İffetini korusun, vakarını korusun. Benim hep efendim üzüldüğüm bir nokta. Benim anneannem, benim babaannem, efendim benim halam, teyzem, yakınlarım. Allah cümlesine hayırlı ömürler versin. Amin. Ahirete gidenlere rahmet eylesin. Amin. Hayatları tertemiz. Düşün şimdi, şu bugünkü nesil 10 tane, 20 tane arkadaş dedikleri. Ya şu buna arkadaş denmez. Diyemiyorum, cümleleri kuramıyorum. Sen şimdi geldin 50 yaşına. Anneanne oldun. Senin torunların senin 15-20 kişiyle düşüp kalktığını öğrendi. Ne saygınlığın kalır? Ya biraz geniş düşünmek lazım. Ya bugün nefsinin arzularına gidiyorsun ama ben şimdi yakınımın böyle bir halde olduğunu öğrensem benim ona ne saygım kalacak? Ben kendim düşünüyorum yani yakınlarım gitmiş oho, kafeteryalarda bilmem nerelerde böyle ne yaptığı belli olmayan bir yakın. Bir de aile bağı. Ne olacak şimdi bu? Nasıl olacak bu iş? Namus meselesi basit bir mesele midir? Ama şimdi bunlar ipin ucu gevşedi gitti. Hocalar bu işin efendim şeyini ipi gevşetiyorlar. Hepsi değil tabii. 10 bin taneden 5 tanesi. O 5 tane çakal da yetiyor işte. Çakalların sesi çok çıkıyor. Kadın erkek eşit olamaz. Birbirlerinin eşi olur. Kadınlarla erkekler birbirine eşit midir ya? Ya sen şimdi bu misal vermekte ne sakınca var? Yani kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Dünyada maç bile oynanmıyor. Oynanamaz yani. Yani birbirinin dengi değil. Allah Celle Celaluhu birbirine denk yapmamış. Birini farklı yaratmış, birini farklı yaratmış. Üstünlük takva iledir. Bir üstünlüğü bahsetmiyoruz. Yapı olarak Allah Celle Celaluhu her birine farklı meziyetler vermiş. Ona efendim insanlığın neslinin devamı için o kemalatı vermiştir. Erkek de gidecek efendim buldozer gibi tarlalarda çalışacak bağda bahçede. Ondan sonra kazandığını getirecek. Evde beraberce mutlu bir şekilde yiyeceksin, hayat devam edecek. Ya Avrupa bunu yaptı. Bütün Avrupa'da yuvalar yok, yıkılmış vaziyette. Avrupa'da iki tane erkekten bir tanesi babasını tanımıyor. Yurt dışından gelen gençler vardı. Şimdi ayrıntıya girmeyeyim. Ondan sonra ben babamı tanımıyorum dedi. Bizde vardı, bizde eğitim görüyorlardı. Babasını tanımıyordu. Bilmiyorum babamı diyordu. Hale bak ya. Böyle bir hayat olur mu? Şimdi Türkiye oraya özenmeye çalışıyor. Tutturamayacaksınız bunu. Benim ülkem asaletlidir. Benim ülkem erdemlidir. Benim ülkem ar namus sahibidir. Benim ülkemin arını namusunu bozamazsın. Allah fırsat vermesin. Biz bu işi sıkı tutacağız. Baştan tedbir alıyoruz. Nasrettin Hoca oğlunu suya gönderirken eline testiyi verdi, su getir dedi, dövdü. Nasrettin Hoca dövmedi. Bu misaldir. Nasrettin Hoca döver mi ya? Merhamet, şefkat dolu bir insan. Anlatırlar. Çocuğunu dövdü. Dediler, hoca çocuğu niye dövüyorsun? Dedi, testi kırıldıktan sonra dövsen ne olur? Kırmadan tedbir alıyorum ki evlat yapma, dikkat et, testiyi kırma. Testiyi kırarsan yedeği yok, su getiremeyiz sonra. Yani testi kırılmadan biz bunlar oluyor demiyorum. Ama sinyaller vermeye başladı. Dikkat edelim diyorum. Allah neslimizi muhafaza eylesin. Amin.